Of ya Tuğçe, kaldır artık şunu bak. Biri gelecek, görecek. Biraz daha süreceğim. Hayırdır Tuğçe Hanım? Böyle kimin için sürüp sürüştürüp takıp takıştırıyorsunuz acaba? Ağzını açarsan çok fena yaparım seni. tehdit kokusu alıyorum. İkaz diyelim. O ne o? Bu. Hiç parfüm. Ne kadar küçük şişeymiş. Test için falan mı? Yok muydu 500 avroya 100'lük şişesi falan? Değil mi Fethin Hacı? Evet Toygar abi, minicik bir şey, ufacık. Şimdi öyle ne konuda ağzımı açıp açmayacağımı bilmek isterim. İzin verirseniz sizi şöyle uzaktan bir koklayayım. Hayır. Bir koku aldım ama dalavere kokusu. Fethi Naci, şöyle Tuğçe kardeşimizi uzaktan uzaktan zarar vermeden bir koklayın. Bakalım parfüm müymüş, başka bir şey mi? Hayır hayır, olmaz. Fethi Naci sakın. Vallahi Toygar abi öyle istedi. Korkma, başka bir şey yapmayacağız. Bakın, içinizden herhangi biri ya da ikiniz bana aşık olursanız sizi çok fena yaparım. Bir dakika. Sendeki aşk iksiri. Kim için? Selim için. Fethi Naci, olaya bakın. Şimdi. Evet Tuğçe Hanım. Gözüm üzerinizde. Eğer bu aşk iksiri biraz olsun işe yararsa ben sizden küçük bir miktar alacağım. E tabii ki Ayşegül Hanım için. E bedeli neyse de öderiz tabii ki. Fethi Naci, oturalım. Ya sen niye bizim sırada oturuyorsun? Canım burada oturmak istedi. Ayşegül'le mi? Hayır, seninle. Tuğçe, artık bizi rahat bırakır mısın? Ay, nasıl istersen. Selim. Osmanlı Devleti'nin kuruluş döneminde eski Türk törelerine uygun olarak yönetimde aşiret sistemi uygulanmaktadır. Buna göre memleket hanedanın ortağı... Selim, iyi misin çocuğum? Alerjik hocam, geçmiyor. İstersen çık, biraz hava al. İyi olur. Teşekkürler. Hepsi senin yüzünden oldu. Aa, ne diyorsun sen ya? Sen bu sırada oturdun diye Selim'i gıcık tuttu. Sana öyle geliyor canım. Ayşegül, Tuğçe, uzatmayın. Ne konuşacaksanız dersten sonra konuşun. Dersi bölüyorsunuz. Nerede kalmıştık? Aşirette. Ya Berna, gerçekten neden o kadar hapşırıyor bu Selim? Birimler. Anlamadım ki. Yoksa senin şu aşk iksiri hakikaten alerji mi yaptı? Olur mu önümüzdeki ya? Sen açıklamayı hiç okudun mu? İngilizce mi ettiği kadar? Çocuklar. Ha. Nereye gitti bu? Ayşegül. Ya Melda'yla Selim'i bulmam lazım. Sonra anlatırım. Canım, iyi misin? Daha iyiyim. Selim, ya bütün okulda seni aradım. Neredeydin? Bir türlü geçmedi ama şimdi iyiyim. Alerjin mi var? Bazı kokulara alerjim var. Hep böyle oluyor. Pardon arkadaşlar. Ama şimdi iyi. Ayşegül, ben bir şeyler yiyeceğim kantinde. Beraber gidelim mi? Olur, gidelim. Hadi. Of ya, niye işe yaramıyor ya? Bence senin bu koku olayında bir saçmalık var. %100 diyordu. Of, internette okudum. Yapan herkes de işe yarıyormuş. O zaman kara bahtım, kör talihim de otur.
Baksana sen de işe yaramıyor. Bence Selim Ayşegül'e gayet aşık. Sana bir daha bakmayacak. Bak Berna, şimdi bütün ıncımı senden çıkarırım. O zaman ver şu prospektüsü de onu okuyalım. Galiba bir yanlışlık yapıyoruz. Al. Ya ama bu İngilizce. Ya Berna ben sana ne dedim? O zaman yürü bilgisayar odasına gidiyoruz. Google'dan bakarız. Tamam. Ya Selim iyisin değil mi? Daha iyiyim. Gayet geçti. İyice indim. Aha geldi. Selim. Tuğçe'ye karşı neler hissediyorsun? Çapkın. Ne gibi? Aşk gibi. Hani diyorum hislerinde bir değişiklik, bir kıpraşım var mı? Bak olduysa söyle gözünü seveyim. Potansiyel yengen olur. Ya Fethin Hacı boş boğazlık etmeyin. Söz verdik. Var mı bir şeyler böyle değişiklik falan? Ya bir dakika ya ne diyorsunuz siz? Toygar bak doğruyu söyle söylemezsen yemin ediyorum bir daha asla seninle konuşmam. Ya bu şey var... Şşş Naci öyle şeyler demeyin yüreğime inecek. De söz sözdür söyleyemem. Selim bak ben gidiyorum konuyu halledip geleceğim. Ya nereye gidiyorsun? Bak gidiyor. Ya halledip geleceğim sen beni burada bekle. Oh, koş koş. Ayşegül. Ah ay çok pardon. Ne saçmalıyorsunuz oğlum siz? Sen aşktan ne anlarsın ki? Odun. Ne anlarsın? Ne oluyor oğlum? Ayşegül dur. Ne bunlar Ayşegül. Böyle ya? Nereye gidiyoruz? Birine çok fena haddini bildirmeye gidiyorum. Aa dur dur dur. O kişi Tuğçe mi yoksa? Vay sen bayağı akıllandın ha bu aralar değil mi? Çak. Çak. Aa, ay. Acıdı mı? Beni buluyor. Ama Rüya yani sen de kazaya davetiye çıkarıyorsun. Elimi uzatıyorum kafanla çakıyorsun. Elinle çakacaksın canım. Neredeler? Ay beni bekleyin. Ya hep beni bırakıyorsunuz. İyi iyi anladık. Sen benden daha hızlı yazıyorsun. Hayır benim İngilizcem senden daha iyi. Sen söylediğim kelimelerin hepsini yanlış yazıyordun. Neyse çeviri geldi. Hah ne diyor? Son kullanma tarihine kesin bakın diyor. Ne? Ya kaç günde geldi sana Amerika'dan bu şey? 4-5-6 haftada filan. Bunun son kullanma tarihi 2005. Babama söyleyeceğim. Bu aşk iksirini kim yaptıysa mahkemeye versin. Babam mı aldı bunu sana? Hayır, internetten sipariş ettim. Babam biliyor mu? Hayır tabii ki. Onun kredi kartı numaralarını kullanıp bu aptal şaka sitesinden girip şu şişeye dünya para verdim bilse babam beni keser. Yani? Of yani şikayet edemeyeceğim. Of ya. Ya inanamıyorum ya. Ben de inanamıyorum. Ya birinin bu iksir saçmalıklarına inanması için ya deli olması lazım ya da çocuk olması. Ya da sana gerçekten kör kütük aşık olması gerekiyor. Bu kadar da olamaz herhalde. Ya Selim, ondan hoşlanıyor musun? Hayır. Ne bileyim, hani seni birinin bu kadar sevmesi, senin için savaşması, hatta vazgeçmemesi. Hı? Hayır Ayşegül. Tamam. Ayıp oluyor Tuğçe Hanım. Bizde kare var, üçgen var ama yamuk olmaz. Olmaz bacım. Doğru söylüyor Tuğçe. Onlar da yamuk olmaz. Doğru söylüyor. Nereden duydu o zaman Ayşegül? Geldik gizli gizli dinledik. Evet bilgisayar odasında her şeyi konuştunuz. Bence çoktan rezil oldum bile. Keşke senin yüksek işe yarasaydı. Günaydın. Ya sana ne oldu böyle? Ya bütün gün hiç görmedim. Derste göz göze de gelmedik. Kantine de inmiyor. Ya merak ediyorum valla. Salaksın ya Berna. Resmen salaksın. Gittin koskoca okulda. Bula bula soğuğu buldun. Yavaş konuş. Herkes bize bakıyor. Zaten herkes biliyor. Gerizekalı. Ben eşofmanları benim dolapta unuttum. Neredeki dolapta? Soyunma odasında. Bugün ders olacağını da bilmiyordum. Şimdi almam lazım. Yoksa kokar. Hadi gel birlikte alalım. Tamam.
Ne öyle dayı dayı sormalar? Ha? Sorguya mı çekiyorsun? Aa bak bak. Ya. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.